Merhabalar, ben Kaan. Denizden Babam Çıktı konusunda bir blog yazıyorum. Aynı zamanda deniz mahsullerinin nitelikli tüketimiyle ilgili podcast mecrası için bazı içerikler hazırlıyor ve yayınlıyorum. Hoş geldiniz. Bugünkü konumuz hamilelikte deniz mahsullerinin tüketimi. Hazırsanız başlayalım. Anne olmaya aday pek çok kadın, bebekleri dünyaya gelene kadarki süreçte, yani hamilelik evresinden bahsediyorum, tüketim alışkanlıklarını kontrol altına almaya çalışıyor. Kimi daha sağlıklı besinlerle beslenmeye çalışıyor, kimi tüketim alışkanlıklarına bazı diyetlerle şekil vermeye çalışıyor. Fakat çoğu besinlerle arasındaki ilişkisine öncelikli olarak deniz mahsullerinden vazgeçerek devam ediyor. Öyle ya da böyle, hamilelikte deniz mahsullerinin tüketimiyle ilgili olarak etrafımızda duyduğumuz çok fazla yanlış bilgi var. Kimisi bebek bekleme aşamasında balık, karides, ahtapot ya da denizden çıkabilecek herhangi bir mahsulün tüketiminin bebeği zehirleyeceğini, anneyi hasta edeceğini ya da bebek doğduktan sonra belirgin hastalıkların neden olabileceğini söylüyor. Kimisi bunları söylerken hurafelerden güç alıyor. Kimisi etraftan duyduğu hikayelerle anlatıyor. Kimisi de aslında gerçekten saçmalıyor. Ağzı olanı konuştuğu bir dönemde yaşıyoruz. Kadınların hayatlarındaki en önemli dönemlerden birisi olan hamilelikte deniz mahsullerinin tüketimi konusunda bu nedenle endişeye duyuyorlar. Aslında etrafımızdaki insanları dinlediğimizde hakikaten endişe etmemiz gerekiyor gibi görünüyor. Fakat durum böyle değil. Bugün burada hamileyken deniz mahsullerinin tüketimi konusunda konuşacağız. Kısa, öz, anlaşılır şekilde. Devam ediyoruz. Biraz önce de bahsettim ya size, hamilelik kadınların hayatlarındaki en önemli dönemlerden bir tanesi. Annenin kendisi için beslendiği kadarıyla bebeği için de iyi şekilde beslenmesi gerekiyor. Ve deniz mahsulleri annenin bu döneminde ihtiyaç duyduğu bu besinleri sağlamak için doğru, güvenilir ve sürdürülebilir kaynaklardan bir tanesi oluşturuyor. Biz bu bağlamda deniz mahsullerini yalnızca iyi bir protein kaynağı olarak düşünüyoruz. Ayrıca içlerinde yer alan DHA ve EPA gibi esansiyel yağ asitleri, aslında biraz da omega 3'ten bahsediyorum. Bunlar bebek, beyin ve göz gelişimi için oldukça gerekliler. Tekrar söylemiş gibi de olmak istemiyorum ama deniz mahsullerinden elde edilen protein gibi ham maddeler, bunlar bir ham madde olarak düşünebilirsiniz. Kas gelişimini desteklerken kalsiyum, fosfor, demir gibi mineraller de kemiklerin gelişimini destekliyor. Kaldı ki ben bu podcast'ı kaydederken hep balık ve deniz mahsulleri olarak ikiye ayırıyorum ama balık dediğimde sizin tüm deniz mahsullerinden bahsettiğimi anlamanızı da istiyorum. Çünkü bir ayrım, bir kriteri sığdırmaya gerek yok. Bunu böyle devam ederiz. Bebek bekleyen bir anne olun ya da bebek bekleyen bir anneye destek olan baba olun. Burada en iyi bilmeniz gereken şey tükettiğiniz deniz mahsullerinin bebeklere zararlarına fayda sağladığını bilmeniz gerekiyor. Çünkü hamilelikte hangi deniz mahsullerinden uzak durması gerektiğinden bahsedeceğim ama hamilelik süresince balık yiyen annelerin bebeklerinin 6 aylıkken sesleri taklit etme, kafasını dik tutma ya da ailenin diğer bireylerini tanıma konusunda daha iyi olduğunu gösteren araştırmalar var. Benzer şekilde 18 aylık evrede merdivenlerden tırmanma, bardaktan bir şey içme, karalama yapma gibi işlevlerinde daha iyi olduklarını gösteren sonuçlar var. Biraz böyle çok konuyu saptırmadan Avrupa ve Amerika'da hangi deniz mahsullerinin daha çok tüketildiğinden bahsetmem gerekirse Amerika'da karides, somon, ton balığı, tilapya, polok, panga, morina, yengeç, kedi balığı ve tarak olarak listelenmiş. Biz EUMOFA'dan aldığımız verilerle bir rehber hazırlamıştık. Avrupa'da tüketilen deniz mahsullerine baktığımızda ton balığından, somondan, morinadan, Alaska mezgitinden, karidesten, midye, ringa, barlam, kalamar ve orkinostan bahsetmişiz.
Şimdi şöyle böyle baktığınızda Avrupa ve Amerika deniz mahsulleri için oldukça büyük pazarlar. Pazara çıkan herhangi bir deniz mahsulü çok böyle kıyı balıkçısı ya da belki de kooperatiflerden elde edilmiş deniz mahsulü değilse denetimlerden ve kontrollerden geçiyor. Biraz da nereden tedarik ettiğinize bağlı olarak doğru yerden deniz mahsullerini tedarik ettiğiniz sürece haftada 2-3 porsiyon bunları tüketmenizde herhangi bir sakınca görünmüyor. Anne ile bebek arasındaki tek bağın plasenta olduğunu artık hepimiz biliyoruzdur ya da kulaklı olduğumuz vardır. Bebeğin annesiyle ve dış dünyaya olan tek iletişimi bu açıkçası. Dolayısıyla annenin yediği yemekten gelen besinler bebeğe plasentadan geçiyor. Bebeğe giden kan da buradan geçiyor. Aklınıza başka ne geliyorsa plasenta vasıtasıyla anne ile bebek arasında taşınıyor. Buradan bebeğe geçen bir başka önemli şey var. Hani dikkat etmemiz gereken noktalara gelirsem eğer, o da ağır metallerden bahsediyoruz. Bu ağır metal kavramı hamilelik esnasında deniz mahsullerini tüketmeni neden kontrol altında tutmamız gerektiğini başlıca yanıtı ağır metale ayrıca geleceğiz sizinle. En azından bu podcast bölümü için söylemem gerekirse en çok bilinen ağır metallerden ve bunların etkilerinden tek tek bahsedeceğim dedim ama başlı başına bir hatta birkaç podcast bölümünün konusu bu. Anne karnındaki bebeği etkilerini çok genelleyerek söylüyorum. Ayrıca dediğim gibi gireceğim. Sinir sistemi bozuklukları, hafıza ve bilişsel kapasitede düşüklük, konuşma ve dil becerilerinde bozukluklar, görme bozuklukları, zekada gerilik olarak sınıflandırmışlar. Dediğim gibi bunlara burada tek tek girmiyorum. Bu ağır metallerin deniz ürünleriyle ilişkileri konusunu taşıyan podcast'te yer almakta. Bununla ilgili ayrıca bir de sesli kitap var. Onu da Spotify'da ya da işte nereden dinliyorsanız orada mutlaka eklemişimdir. Oradan bir bakmanızı tavsiye ederim. Ağır metal üzerinden gitmeye devam edersek eğer, deniz mahsullerinden vücudunuza girebilecek olan ağır metallerden sakınmanın belki de en kolay, güvenilir ve hatta uygulaması en basit yolu tükettiğiniz deniz mahsullerini araştırmanız ve bu deniz mahsullerinin nereden geldiği, nereden karaya çıktığı gibi konularda bilgi sahibi olmanız. Yine Avrupa'ya ve Amerika'ya doğru gidersek eğer, tüketiciler sofralarına gelen deniz mahsullerinin kökeni hakkında neden daha çok soru soruyorlar? Aslında birazcık da tükettikleri mahsullerin güvenilir olup olmadığını merak ettikleri için. Hamile bir kadının da yemek istediği bir balığın nereden geldiğini, ne zaman geldiğini, hangi metotlarla elde edildiğini, karaya nereden çıktığını, nasıl nakledildiğini, aldığı tezgaha gelene kadar nelerle muhatap olup nerelerden geçtiğini sorması kadar doğal bir şey zaten yok. Aslında bu sadece hamile kadınlar için değil, deniz mahsullerinin tüketicisi olan herhangi bir insan grubu için geçerli sorular. Bununla birlikte aslında yalnızca hamilelik dönemi için de geçerli olmamakla birlikte ağır metal alımını azaltmanın veya kontrol altına tutmanın bir yolu da göreceli olarak büyük balıklardan uzak durmaktan geçiyor. Bunun nedeni aslında basit. Büyük balıklar denizdeki besin zinciri için daha üst taraflarda yer alıyorlar ve daha uzun yaşıyorlar. Denizden daha çok beslendikleri için bünyelerinde daha fazla ağır metal birikiyor. Yani bünyelerinde ağır metal taşıyan planktonları yiyen daha küçük balıkları yedikleri için bu sefer kendi bünyelerinde ağır metaller daha fazla birikiyor. Az önce size yine dünyanın farklı kıtalarına gidiyoruz. Avrupa ve Amerika'dan bahsettim ama bunların içinde ton balığı da var. Ama ton balığı da çeşit çeşit ve farklı büyüklüklerde dünyanın farklı yerlerinde yaşayan ton balıkları var biliyorsunuzdur. Hamilelik
esnasında beyaz etli albakor veya light ton balanın haftada 2 ya da 3 kez tüketiminde herhangi bir sorun olmadığı belirtilmiş. Özellikle hamilelik esnasında deniz mahsullerini yiyeceğiz bir defa. Yiyebiliriz, güvenli çünkü, hatta yemeliyiz, faydalarından az önce kısaca bahsettim. Deniz mahsullerini tüketirken hamilelik esnasındaki aşama için söylüyorum. Dikkat etmeniz gereken en önemli şey, pişmiş deniz mahsullerini tüketmeniz gerekiyor. Yani hamileyken çiğ deniz mahsullerinden uzak dursanız her zamankine göre birazcık daha iyi olur gibi görünüyor. Gerçi hamile değilken de kökenini bilmediğiniz kaynaklardan gelen hiçbir eti çiğ yememeniz lazım. Özellikle her ne kadar çiğ tüketim alışkanlığına sahip olan bazı sushi çeşitleri ya da deniz mahsulleri veya hatta karasal tabanlı etler hazırlanmış yemekler olsa da siz yine de ya bir kaynak sorgulamanız lazım ya da hamileyken hiç yemeyin. Az önce yine bahsetmiştim size, vücudu büyük olan balıklardan uzak durmanız lazım. Bunların içinde tabii ki köpek balığı, kılıç balığı, kral uskumu, çini balığı, büyük gözlü ton, marlin ve turuncu imparator balıkları var. Köpek balıklarını falan zaten aslında hiç yememek iyidir. Çok ekstrem çünkü yemekler yapılıyor bunlarla. Mümkün olduğu kadar az tüketmelisiniz. Yemeyin ama yiyecekseniz de hamilelik boyunca 9 aylık bir süreçten bahsediyorum. Belki bir kez bir porsiyon olarak tüketebilirsiniz ama benim tavsiyem hiçbir şekilde zaten bu balıkları, büyük balıkları yemiyor oluşunuz. Bunun yanında aslında kaldı ki denizde balık mı yok? Yani illa balık yiyeceğiz dediğiniz zaman kılıç ya da köpek balığı yemek yerine denizden çıkan bir sürü şey var. Küçük balıklar daha uygun. Hamsi, sandalye, somon, alabalık, devrek, çupra. Buna bu balıkların henüz soyuna kuran girmedi. Yakın zamanda pek çok girecekmiş gibi de görünmüyor. Bir de belki dikkat etmeniz gereken bir başka şey, endüstriyel limanlardan, plankton patlamalarının olduğu yerlerden ve temiz olmayan denizlerden gelenler haricinde kabuklu yemek de fena değil. Bu kabuklar neler? Midye, istiridye, deniz tarağı gibi. Ama dedim ya, endüstriyel limanların yakınından geliyorsa, çok fazla plankton patlaması yaşanmışsa, temiz olmayan yerlerden geliyorsa, içine lağım karışmış deşarjların olduğu nehir ağzından geliyorsa, bu kabuklarda bazı sıkıntılar görülebilir. Özellikle hamilelik esnasında deniz mahsullerini yiyeceğiz bir defa. Yiyebiliriz, güvenli çünkü, hatta yemeliyiz, faydalarından az önce kısaca bahsettim. Deniz mahsullerini tüketirken hamilelik esnasındaki aşama için söylüyorum. Dikkat etmeniz gereken en önemli şey, pişmiş deniz mahsullerini tüketmeniz gerekiyor. Yani hamileyken çiğ deniz mahsullerinden uzak dursanız her zamankine göre birazcık daha iyi olur gibi görünüyor. Gerçi hamile değilken de kökenini bilmediğiniz kaynaklardan gelen hiçbir eti çiğ yememeniz lazım. Özellikle her ne kadar çiğ tüketim alışkanlığına sahip olan bazı sushi çeşitleri ya da deniz mahsulleri veya hatta karasal tabanlı etler hazırlanmış yemekler olsa da siz yine de ya bir kaynak sorgulamanız lazım ya da hamileyken hiç yemeyin. Kapatmadan önce buradaki içeriği oluştururken Amerikan Ulusal Balıkçılık Enstitüsü'nün yayınlamış olduğu The Pregnancy Seafood Guide, What to Eat for Healthy Pregnant Diet yayınından faydalanmamı bilmeniz gerekiyor. Bunun linkini ekliyorum. Ayrıca Türkçe'ye de çevirmiştik. Onun da linkini ekleyeceğim. Eğer ilgileniyorsanız
deniz mahsullerini hamileyken tüketmek konusunda bilinçli kaynaklardan elde edilmiş verileri daima kontrol edin. Bilinçli bir tüketim sayesinde hamileyken deniz mahsullerinin tüketimi konusunda herhangi bir sorun yok. Bugün de beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki yayında tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.